uğraşmadan, onun huvasası, ona taksis etmeden bu dünyadan bitmez. Allah böyle karar buydu. Şey efendinin tercümesi var. Alakta ses geliyor bak. O şey efendinin tercümesi. Allah Azze ve Celle iki defa dedi eğit. Nakşubandi aimmatlara dört defa ayda eğit var. Eğit umminanlar. Ki bize çıkaran tecelli Nakşubandi bunlara ait diye. Kaç diye. Öyle şey. Dört defa bayram vardı Nakşibendilere diye her ay. Ufak hizmeti ati'ullaha ve ati'urrasula ve ulil emri minkum. Ati'ullah dedi Allah'a kırkum. Kimseye konuşmadan bir kimse Allah ile konuşmaya, Allah'ın umurları durutmaya başla. Aramızda olan hicab, astaizu billah bu ayete, bu kimse müşakhar olan sifat. Bizim üstüne Allah ki evliyatlara olmayan tecelli var şimdi. 40 günün zarfinde adi'ullaha ya itaat ederek kimseyle alakaya ile de çoluk çocuk bir şeyi terk ediyor. Allah ile beraber durutmaya başla. Ayetin min ayetillah olarak Kur'an'ın içerisinde bir ayet olur o. Estaizu billah ve sahhara lakum ma fil semavati ve ma fil erzi cemi'a musahhar edecek tecelli işte bize nasip oldu Allah. Hepsi bu asıl ummata nasip oldu. O zaman açtı bu rahmet Allah'a. Şimdi şey efendi oradan şey yapıyor değil mi? Ha, tercümesini yapar. Şimdi alttan. Ati'ullaha ve ati'urrasul. Ati'ullaha diyor ki 40 gün. Şimdi onu siz tam anlayamadınız belki. 40 gün. Şey Abdullah Tıhsan Hazretleri buyuruyor ki bir kimse kullardan kendini arındırsa ve Allah'a verse, Allah'la konuşsa hep, yani zikrullahla meşgul olsa, hiçbir kimseyle, çoluk çocuğuyla dahil, hiç muhatap olmasa bir yerde oturup Allah dese. 40 gün. 40 günden sonra şu tecelli olur diyor. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökte ve yerde ne varsa cemiyan tamamını onun eline musahhar bir emrine veririz. Ona itaatkar vaziyete getiririz. Bu Nakşibendilere has bir olaydır diyor. 40 gün, ona ne diyoruz biz? Halvet veya erbain çıkarma. 40 gün kendisini hassederse o noktaya bu halvette efendim hiç kimseyle görüşmeyecek değil mi? Kendi başına. Kendi başına değil, şey ile olur orada. Kendi başına halvete girer. Kendi başına yakar. Ama halvete hazır olmak lazım. Yani. Bataryanın yanma ihtimali yüksek. Yani müthiş bir şey bak. Yerin göğün içindekilerin tamamının emrine girmesini istiyor musun? Bakayım. Bu biraz daha değişik bir değişik. Bu şey. Bu değil. Bu değil. Bu video değil de. Dua. Yok bu da video değil. Bu videosu değil o. Bu teyipten. Çünkü çok şey bir şey bu. Müthiş bir şey. Ah neye gitti bu? Biraz önce. Şu 46 dakika olur mu? Yok. Hayır. Geç. Tamam.
Açayım efendim, çok yüksek çıkıyor bazen ses. Efendim orada hani yalnız girmemiz iyi olur. Nasıl ya? Efendim bu yalnız olmaz mı yoksa? Yalnız kaldığı zaman. فَلَا تَكِلِّ دَرْفَةَ عَيْنٍ Nefsik dedi. Beni bir an bile nefsimle göz açıp kapayıncaya kadar yalnız bırakma dedi Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla bir kimse ben tek başıma halvete girdim dediği an yalnız kalmıştır nefsiyle baş başa. Yani madem biri de giriyor aslında. Tabii. Şeyhten izinsiz halvete girilmez. İzin aldığı zaman tek başına gider mi efendim? Tek başına olmaz zaten o zaman. Ha şeyle oluyor.